değerli izleyicilerimiz, bir programda daha buluştuk. Daha önce Doktor Bey'i davet etmiştik, Tural Ahmet'i. Neyi anlatmıştı? Bize diz ve diz sorunları ve diz ağrılarını anlatmıştı. Ve bize bir söz vermişti. Bir daha gelecekti programımıza ve bize neyi anlatacaktı? Tedavi yöntemlerini, dizdeki rahatsızlıkları nasıl tedavi ediliyor? Peki, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Yine size ve TVTürk ailesine. Gerçi ikinci defa da geliyoruz ama çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim seyircilerimize de. İlk programı kaçırmış seyirciler için kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Doktor Tural Ahmet, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Tıp fakültesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. Uzmanlığımı Ankara Üniversitesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dalında yaptım. Uzun yıllar İstanbul Acıbadem Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. 2015 yılında gözlemci öğretim üyesi olarak Almanya'ya Avrupa Ortopedi Birliği tarafından kazandığım bursla geldim ve yaklaşık 2017 yılından beri Berlin'de özel bir hastanede çalışıyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi benim muayenehaneme gelen hastalarım şöyle söylüyorlar. Dizlerim ağrıyordu, doktora gittim. Bana iğne verdi ya da hap verdi ya da ameliyat olmam gerekiyormuş gibi şeyler söylüyorlar. Doğru. Tedavi yöntemlerini, tedavi çeşitlerini bize anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle Ahmet Bey. Şimdi ilk programımızı izleyen seyirciler mutlaka kafalarında böyle bir soru olurmuştur. Tabii hastalıkları öğrendik, peki bunun tedavisi nedir, neler yapalım? Şimdi tıpta altın bir kural vardır. Bir şeyi tedavi etmeden önce ne olduğunu dolayısıyla tanıyı doğru koymanız lazım. Eğer bir şeyin tanısını yanlış koyarsanız tedaviniz de yanlış olur. Onun için burada tanı çok önemli. Peki diz hastalıklarında tanıyı nasıl koyuyoruz? O çok önemli. Peki diz hastalıklarında tanı aslında sadece mesela röntgenle değil, sadece klinik muayeneyle değil, sadece kan tetkikle değil, bunların hepsini beraber. Özellikle bir hastaya tanı koyarken anamnez çok önemli. Yani hastanın verdiği çok önemli. Şikayetler ne zaman başlamış, nasıl başlamış, ondan sonra şiddeti nedir? Klinik muayene çok önemli. Sonradan radyolojik tanı yöntemleri, işte bu travmatolojide, ortopedide olduğu gibi röntgendir, tomografidir, MRT'dir, magnet rezonans tomografi gibi. Bunların hepsinin toplamı, gerekirse kan tetkikleri, kanda enfeksiyon oranları, bunların hepsinin toplamı yapıldıktan sonra bir doğru tanıyı koyabiliriz. Ben mesela çok sık görüyorum sosyal medyadan veya WhatsApp'tan hastalar röntgen filmlerini gönderiyorlar. İşte hocam bir röntgenime bakıp der misin neyim var? Yani yine dediğim gibi ilk programdan ben arabayla insan biyomekaniği çok yakındır. Mesela bu şeye benziyor. Bir araba alacaksınız. Birisi size plakayı gösteriyor ama arabanın ne olduğunu söylemiyor. Yani ben röntgene baksam ama senin ağrın nerededir? Şikayetlerin nedir? Klinik muayene bulguların nedir? Yani muayene etmeden sadece röntgene bakarak tanı koymak doğru değildir. Yani hem röntgene bakacaksın hem tanı koyacaksın. Yine diyorum, ben hep hastalarıma söylüyorum. Biz röntgeni tedavi etmiyoruz, hastayı tedavi ediyoruz. Yani onun için klinik muayene, mutlaka doktora gitmeniz çok önemli. Evet, gelelim doğru tanı konulduktan sonra tedavi yöntemlerine. Şimdi diz rahatsızlıklarının tedavisi yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş yaklaşık 3 tedavi seçeneği vardır genellikle. Nedir bunlar? Genelde 2 büyük grupa ayrılıyor. Konservatif, yani ameliyatsız tedavi yöntemleri ve operatif, yani cerrahi tedavi yöntemleri. Bir de çok ara bir grup vardır. Bunlar yarı invazif diyorlar. Yani genelde diz içi enjeksiyonlar, iğne tedavileri gibi bir grup vardır. Genelde dediğimiz gibi ameliyatsız tedavi yöntemleri buraya neler giriyor? İlaçla tedavi, fizyoterapi, dizi kuvvetlendirme hareketleri, fizik tedavi, ondan sonra ameliyat tedavi yöntemleri, çok geniş bir yelpaze konuşacağız. Muasir tedavi yöntemleri, işte kök hücre nakli, ondan sonra kök hücre tedavisi, kırdak nakli gibi ve arada dediğimiz gibi diz içi enjeksiyonlar diye bir tedavi yöntemleri de vardı. Peki şimdi dizimizde bir ağrı oldu, doktora gittik. Ondan sonra tedavi konuldu. Yani tedavi konularken yine klinik tanı konularken yine klinik muayene edildi, röntgen çekildi. İlk başladığımız tedavi yöntemi
hep konservatif yönündedir. Yani öncelikle tabii ki dizin durumuna bağlı olarak bazı hastalar geliyorlar, röntgene bakıyorsunuz, muayene ediyorsunuz, artık ameliyatlık bir aşamaya gelmiş. Yani şimdi bu hastaya hap vermenin, fizik tedaviye göndermenin bir anlamı yok. Çünkü artık diz iş işten geçmiştir. Ama genelde ilk başta hep tıpta da bir kural vardır. Önce ameliyatsız tedavi yöntemlerini denemek lazım. Eğer bir fayda etmezse ameliyatlı yönteme doğru gitmekte fayda vardır. Ameliyatsız tedavi yöntemleri nedir? Ağrı kesici ilaçlar sadece diz için değil, diğer organlarımızda için. Siz de muhtemelen muayenede çok sık geliyor hastalar, baş ağrılarıdır veya genel olarak non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar. Yani adı üstünde içerisinde steroid olmayan, kortizon olmayan ağrı kesici ilaçlar. Ondan sonra fizik tedavi yöntemleri. Yine yapılan son çalışmalar Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde şu kanaate varılmıştır. Diz hastalarının yaklaşık %5'lik diz hastası olup ilaç kullanan hastaların %5'inde fazla ilaç kullanımına bağlı böbrek yetmezlikleri gelişebiliyor. Onun için akıllı ilaç kullanımı çok önemli. Yani dizim ağrıyor, işte bir yıldır dizim ağrıyor, ağrı kesici alıyorum. Yani doktora danışmadan o ağrı kesicilerin birçok yan etkileri vardır. Böbrekleri etkileyebiliyor, karaciğeri etkileyebiliyor. Bir de bu bir şeye benziyor. Sanki ağzınızda çürük bir diş vardır, ağrı kesici alıyorsunuz, ağrısı geçiyor. Ama o çürük diş orada kaldığı sürece ağrı tekrarlayacaktır. Yani bu geçici bir tedavi yöntemi, anlatabildim mi? Onun için... Ama bazen de işte dediğim gibi ağrı kesicileri biz de kullanıyoruz ama akıllı kullanmak lazım. Hani ve genellikle fizik tedavi yöntemleri konservatif tedavinin içine giriyor. Peki fizik tedavi nedir? Çoğu hasta neden fizik tedavi aldığını bilmiyor. Mesela dizinde kireçlenme başlangıcı var veya menisküs problemleri var. Yani fizik tedaviye gidiyorlar ama yani fizik tedavi oradaki kıkırdağı yenileyecek bir şey yok. Fizik tedavi ne yapıyor? Şimdi diz modelinin üzerinden tekrar bir konuşursak, İlk programda da gösterdiğim gibi dizde bir kemik dokular var, bir de kas dokuları var, bağlar var. Bu bir ev düşünün, bir evin temeli ne kadar sağlamsa yani o kadar güvenlidir. Yani burada kemikler diz ekleminin temelidir. Bir de burada fizik yan tarafta da dediğim gibi kas dokuları vardır. Şimdi kas dokularımız ne kadar kuvvetli olursa kemiğe binen yük o kadar az olur. Yani onun için kas dokularını kuvvetli tutacağız ki kemiğe binen yük azalsın ve dolayısıyla kıkırdak hasarı da azalsın. Onun için fizik tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Özellikle bu önden giden kas, quadriceps dediğimiz veya yan kaslar, bunları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz fizik tedavi yöntemleriyle. Bu daha çok fizik tedavinin uzmanlık alanı ama diz hastalıklarının konservatif tedavisinde fizik tedavinin yeri olmazsa olmazdır, öyle söyleyeyim. Son dönemlerde mesela ben çok görüyorum reklam amaçlı bazen yurt dışından çok fazla geliyor. İşte kıkırdak oluşturucu haplar diyorlar, işte kondromin sulfat mesela daha çok içerikli. Tabii doğru tanı konulan hastalarda evet yapılan çalışmalarda faydası sağlanmıştır. Ama ilk programda da dediğim gibi kıkırdak dokusu yenilenen bir doku değildir. Hiçbir zaman bizim orijinal kıkırdak dokusu gibi o ilaçların etkisi yoktur. Tabii kullanılabilir ama bazen mucize ilaç olarak düşünülmesin. Hastalar çok mesela fiyatı çok yüksek olan yurt dışından gelen mesela işte kıkırdak hapları, işte kıkırdağımızı iyileştirecek falan diye çok beklenti içerisine giriyorlar. Evet, zararı yoktur. Yani dediğim gibi her bir ilaç şimdi yan etkileri vardır. Ama özellikle bu kondromin sulfat içerikli ilaçlar iyi gelebilir. Ama doğru hastalar, dediğim gibi yine kemik kemiğin üzerine oturmuş 4. derece bir kıkırdak hasarı olan bir hastada ne kadar içerse içsin bir faydası yoktur yani. Onun için başta da söylediğim gibi tanı çok önemli. Peki, toparlarsak ne demiştik? Konservatif tedavi yöntemleri, yani ameliyatsız tedavi yöntemleri. İlaçlardan bahsettik, ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi, ondan sonra kıkırdak oluşturucu ilaçlar, işte bu kondromin gibi. Şimdi bir de ara bir grup vardır, çok sık görüyoruz. Mesela hasta geldi, hastaya dedik ki git ilacı al, işte fizik tedavi gör. Ondan sonra işte haplarını yazdık, sonra tekrar kontrole çağırıyoruz mutlaka. İki tane olasılık vardır. Ya hasta diyecek ki evet çok sağ ol, çok fayda gördüm bu tedaviden. Ya da diyecek ki hiç fayda görmedim. Yani iki tane olanak vardır. Peki, bir ara grup hastalar vardır. Yani şöyle söyleyeyim, fizik tedavi ve haplardan fayda görmeyen ama ameliyat içinde daha erken olan bir hasta grubu vardır. Yani ameliyatsız tedavi yöntemlerinden fayda görmüyor
ama ameliyat da edemezsiniz. Daha erken evre. Peki o hastalara ne yapıyoruz? İşte o hastalara yarı invazif, yani bu diz içi enjeksiyonlar, diz içi iğneler, halk arasında mesela horoz ibiği iğnesi falan diyorlar. Bunlar tıbbi açıdan bakarsak, şimdi ilk programda da bahsetmiştim. Eklem aralığında bir eklem sıvısı vardır. Ondan sonra bu jöle kıvamında bir sıvı. Aslında onun içeriği hyaluronik asittir yani. Hyaluronik asitin ilk defa horoz ibiğinden alındığı için genelde hani hastalar işte ben horoz ibiği iğnesi diye geliyorlar ama diz içine yapılan enjeksiyonlar bir yılda bir kez yapılanlar var. 3-4 ayda bir tekrarlanan ilaçlar var. Dediğim gibi eklem sıvısı azalan hastalarda diz içine onu yapabiliyoruz. Daha ileri evre kıkırdak hasarı olmayan ama fizik tedaviden de fayda görmeyen hastalarda hyaluronik asit enjeksiyonu veya kortizon enjeksiyonu, dize steroid enjeksiyonu ilk aşamalarda tabii faydası vardır ama daha çok sık sık yapılırsa da bu kez o da kıkırdak hasarı yapabilir. Son dönemin en popüler konularından biri kök hücre tedavisi. Biliyorsunuz yani son 5-6 yıldır yani hem Amerika'da hem yurt dışında işte bu kök hücre tedavisi sadece ortopedi alanında değil, ne bileyim mesela plastik cerrahlar çok kullanıyor güzellik amaçlı, bu PRP dediğimiz plasma rich platelet, yani trombositten zengin plazma veya saç ekimi sırasında kullanılabiliyor. Peki nedir, neler yapıyoruz, hani nasıl etki ediyor? Kök hücre tedavisi, bu PRP dediğimiz tedavide insan, yani gelen hastanın kendi kanı alınıyor. Yaklaşık bir 30 cc civarında özel bir aletler var, santrafuj dediğimiz. O santrafujdan geçirdikten sonra kanın belli hücreleri çöküyor ve en üstte kalan şeffaf bir hücre tabakası var, işte bu trombositten zengin plazma. Onu çekip hastanın dizine veriyoruz. Yani şimdi kök hücre nedir? Yani kök hücre tedavisi diyoruz da seyirciler için de mutlaka merak ediyorlardır. Şimdi vücudumuzda bazı hücreler var kemik iliğinde. Mesela elimiz kesiliyor, bir hafta sonra falan bakıyoruz işte derimizde cildimiz birbirine birleşmiş mesela. Ne yapıyor? Vücut bir yeri kesildiğimizde bir uyarı gidiyor hep kemik iliğine. Ve orada kök hücre demek, yani ana hücre, yani her türlü hücreye dönüşebilen hücre demektir. Yani cilt kesildiyse cilt hücresine hemen dönüşüyor, buranı sağaltıyor. İşte kemik kırıldıysa mesela kemiğin iyileşmesi için sağlanan hormonlar olan kök hücresi hemen dönüşebiliyor o hücreye. Yani burada büyüme faktörleri, işte o kök hücreni diz içine enjekte ettikten sonra yapılan son yayınlarda bildirilmiş ki evet, hyaluronik asit enjeksiyonuna, kortizon enjeksiyonuna göre bir tık daha faydalıdır bu kök hücre tedavisi. Onun için önemlidir. Çok kısa bir işlemdir. Herhangi bir ameliyat falan yoktur. Dediğim gibi insan kanı alındıktan sonra, santrafüjden geçirdikten sonra diz içine enjekte ediyoruz. Uygun tedavi ise bazen çok geliyorlar mesela. Hani hastalar, hocam böyle bir şey duyduk, kök hücre, benim dizime de kök hücre yapın. Ama başta da söylemiştim, tanı çok önemli, uygun hasta çok önemli. Eğer hasta uygunsa çok faydalıdır. Ama dediğim gibi kemik kemiğin üzerine binmiş artık 4. derece kıkırdak hasarı olan bir hastada da bir faydası yoktur. Yani bunu hastalar bilmesi lazım. Evet, şimdi konservatif tedavi yöntemleri, ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsettik. Diz içi enjeksiyonlardan bahsettik. Şimdi gelelim dizin cerrahi tedavi yöntemleri. Bu çok önemli. Yani ne dediğimiz ameliyatlar. Bazı hastaların korkulu rüyaları. İşte yok ameliyat olmak istemiyorum. Tam burada evet. Şöyle diyelim. Mesela geliyorlar bana hastalarım. Diyorlar ki ya şu doktor bana meniskustan şuradan ameliyat ol dedi ama ben korkuyorum. Ne yapayım? Ben nacizane hep şöyle söylüyorum. Çok eğer şüpheniz varsa iki tane doktora sorun. İki doktor da ameliyat diyorsa bence ameliyat olunmalı. Doğru. Gibi bir... Çok güzel. Doğru. İkinci fikir her zaman önemlidir. Amerikanların dediği gibi double check diyorlar. Yani hani fikir sorma, bunun kötü bir yanı yoktur tabii ki. Ama yine her şeyin başında tanı duruyor. Yani şimdi bakın, diz ağrıları ne demiştik? Belli nedenler var. Yani diz ağrını oluşturacak 10-15 tane neden vardır. İşte bu menisküs olabilir, bu kireçlenme olabilir, bu bağ yaralanmaları olabilir, bu kemik iliği ödemi olabilir. Şimdi önce ağrının nedenini ortaya koymak lazım ki onu tedavi. Eğer bir diz ağrısı, menisküsten kaynaklanan bir diz ağrısıysa ama siz hastaya mesela kıkırdak ameliyatı yapıyorsanız tabii ki fayda görmez. Çünkü ağrının nedeni nedir? Menisküstür yani. Tamam mı? Dolayısıyla onun için
doğru tanı koymak lazım. Gerekirse röntgen yetmiyorsa magnet rezonans tomografi, MRT çektirip bakmak lazım. Yani asıl sorun nedir? Tabii ki eğer sorun menisküste ise hasta menisküs tedavisinden fayda görecektir. Ama yapılan çalışmalar gösterilmiş ki genelde çok halk arasında böyle lazerle ameliyat, işte ne bileyim lazerle ameliyat oldum, benim ameliyatım işte kapalı ameliyatlar oldu. Doğru, bu diz artroskopisi dediğimiz ameliyat kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat. Dizde 3 tane delikten giriyoruz. Dizin içerisindeki bu menisküs dokusundaki yırtıkları temizliyoruz. Ondan sonra ama bu hastalarda kıkırdak hasarı ileri derece olmaması lazım. Eğer ileri derece bir kıkırdak hasarı varsa siz de menisküse yönelik bir ameliyat yaparsanız hiçbir fayda sağlamaz hastalar. Çok sık görüyoruz. Geliyorlar, hocam ameliyat oldum, fayda görmedim. 2 kez oldum, 3 kez ameliyat oldum, fayda görmedim. Yani eğer bir 3 kez ameliyat olan bir hasta fayda görmemişse akla gelen sorular şudur. Tanı, acaba tanıda bir yanlışlık mı var? Yani ya tanı yanlıştır ya da doktor yanlış ameliyat yapmıştır. Yani iki şey olabilir. Yani bir şeyden fayda görmüyorsanız bunları check etmek lazım. Yani kontrol etmek lazım. Onun için her zaman diyorum tanı önemlidir. Evet, menisküs hastaları ne demiştik? İkinci grup. Yani ilk programda da bahsetmiştik. Genelde erişkin hastaların bir hastalık durumu. Evet, yaşlı hastalarda menisküs olmuyor mu? Oluyor menisküs. Ama menisküs ne demiştik? Dizin bir yastığı demiştik. Eğer menisküste yırtık olursa dolayısıyla uyluk kemiğinden gelen direkt kuvvetler aşağıdaki kaval kemiğe gidiyor. Ve dolayısıyla menisküs hasar görmüşse o direkt yük aktarıldığı için kireçlenme daha da alevleniyor. Yani onun için menisküsler çok önemli. Önceden yapılan mesela hastalarda bu menisektomi ameliyatı vardı. Yani menisküs yırtığı olduğunda hemen menisküsü alıyorlardı. Sonradan bir baktılar ki ya bu genç hastalarda menisküsü alıyoruz 30 yaşında, 40 yaşlarında hastada kireçlenme oluşuyor. Acaba neyi yanlış yapıyoruz? Sonra da anladılar ki yok, menisküs diz için önemlidir. Eğer siz menisküsü alırsanız tabii ki de kireçlenme oluşur. Çünkü kuvvetleri emen bir yapıyı çıkarmış olursunuz. Ondan sonra ne yapmaya başladılar? Menisküsü dikmeye başladılar. Dediler ki biz bunu almayalım, dikelim. Bu mesela futbolcuların asıl şeylerinden biri yani. Mesela eğer menisküsü alırsanız futbolcu 2 hafta sonra sahalara döner. Ama 10 sene sonra da kireçlenme problemiyle gelir. Eğer menisküsü dikerseniz en az 3-4 ay rehabilitasyon süreci görmek lazım. Yani mesela en son Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün mesela dizindeki sakatlıktan sonra yani menisküsü dikildi. Hatta burada Berlin'de ameliyat oldu. Ondan sonra uzun bir süre, yani rehabilitasyon süresi uzundur ama ileriyi düşünmek lazım. Yani mutlak, onun için menisküsler, tekrar söylüyorum, önemlidir. Menisküslerimize iyi bakmak lazımdır. Yaşlı hastalarda da menisküs yırtıkları olabilir. Ama asıl sorun menisküsten mi kaynaklanıyor, kıkırdaktan mı kaynaklanıyor, onu çözmemiz lazım. Şimdi ileri derece kireçlenmenin yaşlı hastalarda cerrahi tedavi seçeneklerinden en önde geleni diz protezidir. Yani diz protezinden önce, hani tabii artroskopi dediğimiz yöntemlerle yapabiliyoruz bunu ama kireçlenme başlamışsa artık protez ameliyatına bir adaydır demektir. Yani yani diz fonksiyonunu yitirmiştir. Evet. Artık yeni bir diz yapacaksınız. Tabii yeni bir diz yapmak lazım. Çünkü hem genelde bu hasta tipi nasıldır? Yani 65 yaş, 70 yaşlarında bayan hasta, hafif kilolu, menopoz sonrası dizinde gece uyandıran ağrı, 50 metre yürümekle ağrı, dizinden gelen sesler, özellikle dizde boşalma hissiyle geliyorlar. Dizinde neresi ağrıyor dersen bir yeri gösteremezler. Tüm dizim ağrıyor derler yani. Genelde tipik bir hasta modelidir. Yine bizim bölgelerde, Türk toplumlarında daha sık rastlanıyor. Yemeğe olan düşkünlükten söyleyelim, obeziteye olan yatkınlıktan söyleyelim. Mesela Amerikalılarda doğru fast food yemek tarzı daha fazladır. Onlarda da yani obezite burada da asıl nedenlerden biridir. Onu ilk programda da bahsetmiştik. Peki ne yapıyoruz? Protez ameliyatı nedir? Yani halk arasında platin diyorlar. İşte hastaya anlatıyorsun. Hocam yok, ben platin istemiyorum. İşte komşum oldu, vücudu platini kabul etmedi. İşte gibi sorunlar da yaşıyoruz. Tabii yani her bir ameliyatta olduğu gibi bunun yaraları var, zararları da vardır. Şimdi biz burada diyeceksiniz ki evet Tural hocam anlatıyorsunuz, o zaman herkes ameliyat olsun. Değil, tabii zararları da vardır. Şimdi bir ameliyatın başarılı olması için 3 faktör vardır. Bu çok önemlidir. Hastaya bağlı faktörler, yani hastanın yapacağı şeyler, doktora bağlı faktörler
bir de ameliyata bağlı faktörler. Şimdi siz süper bir ameliyat yapabilirsiniz. Süper bir protez ameliyatı yaparsanız ama hasta dediklerinizi yapmaz. Ne yapmaz? Fizik tedavide hareket derseniz yapmaz. Sigara içme derseniz içer. Örneğin. Şimdi bazı hastaya bağlı faktörler var. Mesela sigaradır, alkol kullanımıdır, bazı hareketlerin, bazı da hastaya bağlı olmayan faktörler var. Mesela ne bileyim şekeri var adamın, ne yapsın yani, suçu ne? Şekeri vardır yani. Hani bilerek şeker kapmamış ki. Mesela ne bileyim osteoporozu vardır. Yani bunlar genelde biz ne yapıyoruz? Hastaya bağlı faktörleri azaltmaya çalışıyoruz. Doktora bağlı faktörler çok iyi, hasta her şeyi süper yapıyor ama doktor yanlış ameliyat etmiş. Örneğin yani hani ne yapsın adam yani? Hani ameliyat yanlışsa demek ki başarı şansı azdır. Ondan sonra kullanılan implantlar çok önemli. Yani sterilizasyon çok önemli. Yani bu dediğim gibi yine multifaktöryel bir bakmak lazım. Yani tek bir şeye bağlamamak lazım. İşte benim doktorum süperdi, en iyi doktordu ama ben böyle oldum, neden böyle oldum falan gibi düşünceleri çok sık görüyoruz. Peki ne yapıyoruz? Yani ameliyatı nasıl yapıyoruz? Neler yapıyoruz diz protezinde? Şimdi bahsettiğimiz gibi bakın uğurluk kemiğin arka kıkırdak yüzeyinde bir sorun oluşuyor. Yani buralar kireçleniyor, kemik birbirine sürtüyor. Artık kıkırdak dokusu da kendini yenilemeyeceği için, kullanılan ilaçlar da fayda olmadığı için bu kıkırdak dokusunu sağlayamıyoruz. Peki ne yapıyoruz o zaman? Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi bu kıkırdak yüzeydeki yani bozulmuş kıkırdak dokuyu görüyorsunuz. Şöyle kesiyoruz. Görüyor musunuz? Şurada kıkırdak dokusunu kesiyoruz. Hem alttaki kemikte yani şuradan keserek kıkırdak dokusunu kesiyoruz. Üstteki kemikte kıkırdak dokusunu kesiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Kestikten sonra ondan sonra bu kemiğe uygun ayakkabı gibi düşünün protez takıyoruz ve dizin son önceki fonksiyonunu kazandırıyoruz. Yani üzerinde yukarıdaki platin protez, alttaki baldır kemiğindeki protez ve arada da bu menisküs görevini gören inlay dediğimiz ara bir madde kullanıyoruz ve tekrar hareketliği sağlıyoruz. Yani protez ameliyatı bu demektir. Yani dize uygun kesiler yapılarak tekrar hareketliği sağlamak demektir. Yani o çok sık sorulan sorular oluyor. İşte hocam yok vücudun platini kabul etmedi, yok havalanından geçerken bu öter mi bilmem ne, öyle çok sık sorulan. Evet yani vücudun kabul etmeyebilir protezi yani. Genelde bu protezler nikelden ve titanyumdan oluşan bir karışımdır. Yani yapılan çalışmalar gösterilmiş ki insan vücuduna en yakın, en az alerjiye neden olabilen, yani insan vücudunun kabul edeceği en yakın karışım budur. Ama yine de bazı hastalarda nikel alerjisi olabilir. Böyle alerji olduğunda ne yapıyoruz? Oksinyum protezler var, özel protezler. Onları kullanıyoruz ama %2, toplumda %2 görülüyor bu alerjinin oranı. Onun için yani nikel alerjisi. Ama genelde yani hiç dizini bükemeyen ve hiç dizini hareket ettirmeyen hasta protez ameliyatından sonra ertesi günü ya da ameliyat günü kaldırıp yürütüyoruz. Ve genelde hastaların söyledikleri eski ağrılarının geçmesidir. Bakın burada yanlış mesaj vermek istemiyorum. Protez ameliyatı olun hiç ağrı olmuyor değil. Tabii ki bu büyük bir ameliyat yani kemikleri kesiyoruz, onun yerine protez koyuyoruz ama eski ağrılar yani kireçlenmeye bağlı ağrılar ertesi gün bile hasta söylüyor. Tabii benim ağrım var, ameliyata bağlı ağrılardır. Yani eski ağrıların azaldığını söylüyorlar. Ondan sonra dediğim gibi bu da protezin kısımları yani hani bazen bazı hastalarda kireçlenme durumu oluyor ama küçük bir alanda oluyor mesela kıkırdak. Tüm kıkırdak bozulmuyor. Mesela bu hastalar genelde erken başvuran hastalardır. Küçük bir alanda kıkırdak bozuklukları olabiliyor. Genelde bazen travmatik olabiliyor erişkin hastalarda. Spor sonrası, mesela düşmeler sonrası, kemik iliği sonrası bir kıkırdak hasarı oluşuyor. Veya genelde bu kan kanserleri sonrası, kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı, kemoterapi, immün süpresif ilaçlara bağlı lokal kıkırdak hasarı oluşabiliyor. Onlara peki yapılan çalışmalar göstermiş ki yani balacı yani küçük bir yerde olan bu kıkırdak hasarını için tüm diz eklemini kesip çıkarmaya gerek yok. O lokal bölgedeki kıkırdağı yenileyebiliriz veya kıkırdak dokusu getirebilir miyiz diye uzun yıllar çalışmalar yapılmış hayvan deneyleri üzerinden sonradan işte bu kıkırdak nakli ortaya çıkmıştır. İki türlü kıkırdak nakli var. Hani kısaca böyle söyleyeyim. İlki mozaik plasti dediğimiz bir yöntemdir. Yani dizin
kıkırdağının yük binmeyen bölümünden görüyorsunuz. Burada tüm kıkırdak dokusu vardır ama mesela buraya yük binmeyen bölümünden kıkırdak dokuyu alıp bizim yük binen bölümüne transfer ediyoruz. Yani hastanın kendi kıkırdak dokusunu kendi yani yük binmeyen yerinden alıp yük binen yerine transfer edebiliyoruz. Bazen kıkırdak defekt o kadar büyük oluyor ki o zaman kıkırdak ikinci tür kıkırdak nakli yapmak gerekebilir. O zaman ne yapıyoruz? Dizden küçük bir kıkırdak parçayı alıp özel laboratuvarlara gönderiyoruz. O laboratuvarlarda o kıkırdak hücrelerinden büyütülerek istediğimiz yani defekt boyunda kıkırdak parçayı 6-8 hafta sonra bize tekrar gönderiliyor. Ve o kıkırdak parçayı tekrar dize naklediyoruz yani. Genelde erişkin hastalarda başarı şansı çok yüksektir. Dediğim gibi yine tanıya dönüyorum. Doğru tanı konulan hastalarda tedavi başarısı %70-%80'lerdedir. Ama yaşlı hastalarda eğer tüm eklem yüzeyi bozulmuşsa bu tedavinin o kadar da çok bir önemi yoktur diyorlar. Genelde sık sorulan sorular, hocam tamam protez ameliyatı oldum. Peki bu ne kadardır bunun ömrü, beni ne kadar götürür, ne olacak? Bundan sonraki tedavi şeyi nasıl olacak? Şimdi doğada her şeyin bir ömrü olduğu gibi bu protezlerin de bir ömrü vardır. Yani bunu olduk tamam eyvallah iyileştik gittik diyemezsiniz. Genelde en son yani ilk başta 10 seneyle başladı ama en son modern protezler çıktıktan sonra 20-25 seneye kadar bu protezlerin ömrü vardır. Onun için ortalama insan ömrünün 85 yani 80-85 yaş olduğunu düşünerek genelde bu protez ameliyatlarını 60 yaştan sonra yapmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi yani 20-25 yaşlık bir ömür zaten insan ömrü 80-85 yaş. Peki erken hastalara yapılıyor mu? Mesela 50 yaşında, 40 yaşında hastalara. İleri derecede kireçlenme olan hastalarda şimdi tüm dünyada hayat kalitesi diye bir şey var yani çok değişti. Yani eskiden mesela 60 yaşında hasta var. Bakıyorsun yatalak hastadır. 60 yaşında hasta var. Günde 30 kilometre bisiklet kullanıyor. Yani onun için erken de bu protezler yapılabilir ama mutlaka hastalara söylemek lazım. Hiçbir şey yapmasanız bile, çok iyi baksanız bile bu proteze 20-25 sene sonra bu proteze bir gevşeme olacaktır yani. Ve tekrar ameliyat olmanız gerekebilir. Peki mesela sizin muhakkak tecrübeniz var. Tek dize protez ya da çift dize protez bunlarda fark var mı? Evet şöyle yani çok sık rastlandığımız sorulardan biri. Şimdi burada iki türlü bakmak lazım. Bir hasta açısından bakmak lazım, bir de doktor açısından bakmak lazım. Hasta açısından baktığımızda ne düşünüyoruz? Hasta diyor ki işte dizimde kireçlenme protezim var, iki dizim. Hocam ben narkoz almaktan korkuyorum, anesteziden korkuyorum, çok ağrı çekmekten korkuyorum. Sen bunu ikisini de aynı anda yap. Ondan sonra genelde hastaların çoğunluğu yani tekrar ameliyat olmak yani bir tarafı yapılsın sonra 3 ay sonra genelde en erken ikinci tarafı yapabiliyoruz. Ondan sonra çoğu ağrıdan dolayı tekrar anestezi almadıktan dolayı korktukları için ilk aşamada olmak isteyenler var. Yani tıbbi yönden baktığımızda yapılan çalışmalar şöyle gösterilmiş. Kanama durumu genelde burada sorun oluyor. Gerçi bu ameliyatların hepsi turnike altında yapılıyor yani. Ama ameliyattan sonra kanama durumu tabii ki çift tarafta yapılanlarda daha fazla oluyor. Kalp hastalarında bu çok önemlidir. Onun için mutlaka böyle bir hastalara tanı koyduktan sonra anestezi tarafından değerlendiriyor. Ve bu hastalarda risk var mı? Yani iki taraftan da ameliyat olabilir mi? Bir değerlendirme yapılıyor. Ondan sonra hastayla konuşuyoruz. Eğer yüksek risk ise tabii hastaya söylüyoruz. Bu bir kırık ameliyatı değildir. Bu bir elektif ameliyattır. Yani genelde bir tarafa yapıp sonra ikinci tarafa yapmakta fayda vardır. İkinci kısım yapılan çalışmalar göstermiş ki enfeksiyon oranı iki taraflı yapılan hastalarda daha fazladır. Yani çünkü bir taraf bittikten sonra tekrar sterilitemizi bozup ikinci tarafa yapıyoruz veya aynı anda da yapabiliyoruz bazen ama iki taraflı yapılan dizlerde enfeksiyon oranı tek taraflı yani tek seansta yapılan tek tarafı yapılan dizlere göre daha fazla olduğu için genelde son dönem yani tıbda tek taraf yapılması yönündedir. Ama tabii ki bazı hastalar oluyor. Anestezi alması çok riskli oluyor. Ve anestezi doktorları yani ameliyattan önce bu tekrar anestezi alamaz. Bir defa verebiliriz. O zaman hani her iki dizde yapılabilir diye yani hastayla konuştuktan sonra da böyle bir yol izleyebiliriz. Ama dediğim gibi hasta tarafından değerlendirmek lazım. Tıbbi taraftan değerlendirmek lazım. Ortak bir yol çizmek lazım. Yani peki protez
hayat akışını nasıl değiştiriyor insanın? Eski faaliyetlerini yapabiliyor mu, yürüyebiliyor mu, merdiven çıkabiliyor mu, sporunu yapabiliyor mu? Ne gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki. Yani şimdi baştan da söyledim. Yani protezle hayat kalitesi dünyada yükseldiği için yani protez ameliyatları ondan sonra daha önemli bir hale geldi. Tabii ki hasta ameliyat öncesi yaptığı aktiviteleri yani kireçlenmeden önce yaptığı aktivitelerin hepsini yapabiliyor. Yani bisiklet kullanan hastalar oluyor. Yani sporunu yapabilen hastalar oluyor. Dikkat etmesi gereken bazı şeyler var protez hastalarının. Şimdi protez demek vücutta yabancı bir materyal olması demektir. Yani sonuçta bu bir vücudun bir parçası değil yani. Dolayısıyla en korktuğumuz şey protez hastalarında enfeksiyondur. Yani enfeksiyon çok önemlidir. Yani bu hastaların kendilerine çok iyi bakması lazım. Ağızda çürük diş mesela olduğunda, grip olduklarında mutlaka yani vücutta başka bir yerde enfeksiyon odağı varsa kolaylıkla kan yoluyla gidip bu dizlerin üzerine oturabiliyor. Onun için özellikle hijyen açısından çok önemli. Yani bazı yani bu protez hastaları mesela bu aslında sadece protez hastalar için değil. Mesela dişte implant kullanılması yani vücutta yabancı bir cisim varsa enfeksiyon açısından tehlike demektir. Onun için hastalar buna çok dikkat etmeleri lazım yani. Onun dışında spordur, sporlarda yapabiliyorlar yani ve bu ağrıların belli bir süre, belli bir derecede azalma, mesela maraton koşan hastalar var diz proteziyle şöyle söyleyeyim size. Yani hasta uyumu çok önemlidir. Yani hastaya eski aktivitelerini yapması için zaten yapıyoruz bu protezi yani. Az önce diş implantından bahsettiniz. Orada kalite farkı var implantın. Tamam. İşte ben en iyisini istiyorum diyor. Mesela dizde de protezde en iyi kaliteyi ben istiyorum deyince onun hastalık sigortası bunları karşılıyor mu? Şimdi evet çok güzel bir soru. Genelde tabii hastalar yani hiçbir kimse kötü bir protez istemez genelde. Yani hastalar bazen artık sosyal medya veya internet o kadar gelişti ki bazen hasta geldiğinde protezin markasına kadar sana söyleyebilir. İşte yok ben baktım araştırdım işte hocam bu iyiymiş falan. Genelde nedir mesela belli şimdi protezde bizim dikkat ettiğimiz şey genelde dizin bükülme açısının mesela bazen hiperfleksiyon diyoruz. Dizin 90 dereceden fazla bükülmesini sağlayan protezler var ya. Mesela aslında bunlar şöyle söyleyeyim. Şimdi önceden bu bir ayakkabı numarası olarak düşünün. Bu protezleri önceden tabii ölçümler yapılıyor ve ölçüme göre protez konuluyor kemiğe. Yani nasıl bizim ayakkabı numaramız varsa her insanın uyluk kemiği ile baldır kemiği aynı değildir. Yani o protezin de mesela bir ölçüsü vardır. Görüyorsunuz burada mesela 6 L yazmış. Demek ki bu 6'dır bunun şeyi. L demek left yani sol tarafa uygulanacak 6 numaralı protezdir. Bunun 1'i var, 2'si var, 3'ü var, 4'ü var. Sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki tamam ama bazı hastalara her şeyi çok iyi yapıyorsunuz. Hasta da çok uyumlu ama bir türlü hastalarda bu ağrılar geçmiyor yani veya başka bir sıkıntılar oluyor. Sonra yapılan çalışmalar dedi ki evet yani nasıl her insanın göz rengi mesela diyorlar çok farklı. Her insanın mesela kendine özel yani hiçbir iki insan birbirine benzemiyor mesela yumurta ikizlerinde bile. Yani siz ne kadar da bunun mesela 5-6 numara derseniz bazı hastalarda mesela 6,5 olabiliyor. Bazı hastalarda 5,5 olabiliyor. Mesela sen 5,5'a 6 koyuyorsun ama çünkü senin elinde 4-5-6 var anlatabildim mi? Yani bir ara gruplar var. Sonra dediler ki tamam demek ki her hastanın dizi özeldir. Hastaya özeldir. Dolayısıyla peki bunu nasıl şey yapabiliriz? Tüm dünyada nasıl teknoloji geliştiği gibi tıpta da teknoloji her zaman gelişiyor ve dolayısıyla ortopedide de gelişiyor. Ve son dönemler bilgisayar destekli protezler çıktı. Yani navigasyon destekli protezler. Hastaya özel protezler. PSI diyorlar yani patient specific implant yani size özel. Yani bu protez sadece sizde yani sizin dizinize özel kullanılır. Peki ne yapıyoruz? Peki şimdi hasta öncelikle bize başvuruyor. Görüyorsunuz burada mesela hastanın ismi hasta mahremiyet açısından gözükmesin diye kapattık. Hasta size başvuruyor. Bilgisayarla ölçümler yapılıyor. Ölçümler yapıldıktan sonra hastaya özel protezler çiziliyor bilgisayar altında. Yani bu hasta mesela burada ne söyleyelim mesela Fatma Hanım. Bu protez sadece Fatma Hanım'a uygundur. Yani başka şey yapamazsınız. Yine dediğim gibi burada bir hasta ismi vardı.
gördüğünüz gibi temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş. Bunları, bu protezleri tekrar bize gönderiyorlar firmaya. Yani önce hastayı çağırıyoruz. Dizine uygun bilgisayarda ölçümler yapılıyor ve dolayısıyla hata olasılığını sıfıra indiriyoruz. Yani hani diyorduk ya 6 numara var elimizde, 5 numara var ama bazen hasta 5,5 çıkıyor. Ne yapalım diye. Dolayısıyla bilgisayar navigasyon destekli diz protezleri daha popüler olmaya başladı son 5-6 senede. Yani her şey hastaya yönelik, yani hastaya özel. Yani çünkü hiçbir iki hastanın dizi birbiriyle aynı değildir. Onun için bu türlü yöntemlerle ameliyat sonrası komplikasyonlar, işte bu ağrıları azaltmaya çalışıyoruz. Yani daha yeni, çok yeni çıkan yöntemler. Uzun dönem sonuçları yok tabii çalışmaların ama en azından uygun hastaya yapıldığında hasta memnuniyeti yüksek olduğunu görüyoruz yani pratikte de. Günden güne her alanda tıbbın yenilikler oluyor tabii. Zaten. Bu arada sağlıklı dizi olan ya da şöyle söyleyelim, problemi olmayanlara hep şunu söylüyoruz. Kilo almaması açısından, rahatlığı açısından. Hani asansör kullanmayın, sürekli merdiven kullanın diyoruz. Tabii. Yani her yerde bu reklamı yapıyorlar. Peki diz protezi olan, diz sorunu olan insanlara da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bakın kilo almamak için asansör kullanmayın, merdivenden çıkın. Tabii bu dediğim gibi yani diz protezleri de içinde geçerli. Şimdi ne yapıyoruz, ne demiştik? İşte obez hastalarda, aşırı kilolu hastalarda dize çok yük biniyor, kırdak bozuluyor. Sonra bize başvuruyorlar. Sonra diyorlar ki evet kırdağım bozulmuş, hocam ben protez ameliyatı olacağım. Tamam, şimdi siz protez ameliyatı yapıyorsunuz ama protez ameliyatı yaptıktan sonra dize binen yük değişmiyor. Yani adam hala obez veya kilolu olduğu için nasıl burada kıkırdak bozuluyorduysa bu kez de bu araya koyduğumuz implantlarda aşınma oluyor. Onun için ameliyat öncesi artık hani ilk programda da bahsetmiştim. Yurt dışında da body mass index yani kitle indeksinin belirli bir üzerinde olan hastalara ameliyat etmek artık malpraktistir. Yani bu hastaları ameliyattan çok öneriyor ki Dünya Sağlık Örgütü. Öncelikle bir endokrine, bir endokrinoloji bölümüne veya bir diyetisyene yönlendirin ki önce kilo versinler, sonra ameliyat edin. Çünkü kilolu yani kiloluyken ameliyat etseniz bile yine bir zaman sonra bu protezde aşınma olacaktır. Yani onun için yani tamam kilom vardır, dizim kireçlendi, ameliyat oldum. Şimdi artık ameliyat oldum, iyi olacağım demek değil, yine kilo vermeye de dikkat etmek lazımdır. Yani ilk programda da bahsetmiştim. Yani merdiven çıkarken dize binen yük 3 kat daha fazla. Yani 100 kiloysanız 300 kilo yük biniyor dize. Merdiven inerken 5 kat daha fazla. Yani 100 kiloysanız 500 kilo yük biniyor dize. Bağdaş kurarken 8 kat daha fazla. Onun için özellikle 90 derecenin üzerinde bükülme hareketleri, bakın nedir bu, bağdaş kurma, namaz kılarken veya ne bileyim çömelme hareketleri dize en zarar veren hareketlerden biridir. Onun için bu problemleri olan hastalarda mesela merdiven çıkarken daha çok asansör kullanmalarını, merdiven çıkarken de korkuluklardan tutunarak, destek alarak çıkmalarını öneriyoruz. Çünkü kireçlenme daha da, yani dizde bir problem varsa daha da artırabiliyor bu problemler. Ama yani buradan kısaca olarak yani her bir programın sonunda da olduğu gibi mesela hani eve götürülecek mesaj olarak diyorlar ki peki ne yapalım, tamam şimdi kısaca ne önerirsiniz diye sorarsanız bana, yani kilomuza dikkat etmek çok önemlidir. Günlük egzersizlerimizi yapacağız. Özellikle mesela ne bileyim Avrupa ülkelerinde, Türkiye ile kıyaslandığında mesela Almanya, Berlin'de çok yeşillik, yeşil alan, çok parklar var görüyorum. Yani halka açık olan, spor aletleri olan çok yer var yani. Günlük spor çok önemlidir. Özellikle dediğim gibi yani bazen bahsediyoruz, işte hastaya spor öneriyorsun, çok aşırı spor yapıyorlar, hocam dizim daha da kötü. Yok yani günlük olarak yani yapılan çalışmalarda şöyle bir sonuca varılmıştır. Günlük insan ortalama 5000 adım atıyor. 5000. Ondan sonra artık teknoloji gelişti. Herkesin cep telefonu var, adım ölçerler var. Bakabiliyoruz. Yani 5000 adımın altında adım atarsanız daha çok işte kilo almaya yatkınlık daha çok artıyor. Onun için normal olarak yani erkeklerin işte 8000, 7500, 8000 adım öneriyorlar. Yani günlük adım atmanız bile. Koşma demiyorum, en az 30 dakika, yani bu günde 7500 adım 30 dakika tempolu yürüyüşe denk geliyor.
Yani hani kıyaslarsanız. Onun için tempolu yürüyüş çok önemlidir sağlığımız açısından. Q yolumuza dikkat edeceğiz. Bazı diz hareketleri var. Mesela düz bacak kaldırma hareketidir. Kaslarımızı kuvvetli tutacağız. Ondan sonra bu hareketlere dikkat edeceğiz. Kötü alışkanlıklarımızı bırakacağız. Sigaradır, alkoldür. Kırdağı etkileyen faktörler bunlar. Çok önemli. Yani kısacası bunlara dikkat edersek en azından başta da söylemiştim. Kireçlenme durumu insan vücudunun fizyolojisi yani doğal bir yoldur. Yani sonunda eklemlerimiz kireç. Şimdi benim eklemim 10 yaşında bir çocuğun diziyle aynı değildir benim dizim. 80 yaşında biriyle diziyle de aynı değildir durum yani. Ama en azından bu kireçlenme fizyolojik bu prosesi uzatmaya çalışıyoruz. Yani onun için bu dediklerimizi yaparsak mutlaka hani başarılı bir sonuca ulaşırız ve dizlerimiz geç kireçlenir yani. Çok güzel öğütler verdiniz. Belki buraya az önce de söylemiştiniz aslında stresten de uzak durmak gerekiyor. Tabii stres de çok önemli. Mesela ayakta yapılan işler, stres bu çok önemli. Mesela en azından uzun ayakta kalmak gibi meslekler yani bazı mesela görüyoruz bazı meslek hastalıklarına gidiyor bu diz ağrıları yani. En azından mesela ofiste bile oturuyorsanız en azından hani 1-2 saat sonra kalkıp bazı egzersizleri yapmak veya diz egzersizleri yapmak bir faydası vardır mutlaka. Hani ayakkabı alışkanlıkları da anlatmıştım bayan hastalarda. Düz ayakkabı giymeler, babet tarzı ayakkabılar. Yani ayak yükü taşımadığı için tüm eklem yükü dizlere biniyor. Onun için çok önemlidir. Stres çok önemlidir. Yani hormonal değişiklikler, yani bayanlarda menopoz sonrası daha çok görüyoruz. İşte bu hormonal değişikliğe bağlı osteoporoz çok önemlidir. Kemik erimesi gibi durumlar. Yani dediğim gibi tek bir neden yoktur. Yani bu multifaktöryel bir nedendir. Yani her şey vardır. Yani hastaya bağlı bizim amacımız nedir? Bahsettiğim gibi hastaya bağlı nedenleri minimalize etmek. Bir de hastaya bağlı olmayan nedenler vardır ama onlara yapacak bir şeyimiz yoktur. İşte osteoporozdur, ne bileyim şeker hastalıklarıdır, romatolojik hastalıklardır. Bunları da zamanında ilgili uzmanlık alanlarına başvurup yani ilgili doktor arkadaşlarla en azından başvurduktan sonra ortak bir yol çizmek lazımdır. Yani sadece diz problemleri ortopedik bir problem değildir öyle söyleyeyim size yani. Mutlaka diz hastalarında obezite de oluyor. Yani multidisipliner yaklaşım diyoruz buna. Yani her bir branşı ilgilendiren problemlerdir aslında yani. Programımızın sonuna yaklaşırken hemen aklıma bir soru geldi. Az Buyurun. Önce diz protezi Fatma Hanım'a örnek verdik. Tabii. Herhangi Fatma Hanım'ı. Kişiye özel, o Tabii. kişiye özel bir protez şu ölçümü gösterdiniz. Peki diyelim ki protezi aldı ama 5 veya 10 sene kullandı. Protezin değişmesi gerekiyor. İkinci bir protez yapılabiliyor mu onu alınıp onun yerine? Tabii. İkinci protez tabii ki yapılabiliyor. Şimdi protez değişme nedenlerini de aslında dediğim gibi bu diz ağrıları çok geniş bir konu. Yani hani burada belki haftalarca konuşabiliriz. Yani normalde ulusal kongrelerde haftalık bir program yani sadece diz. Yani bakıyoruz aslında vücutta 300 eklem, 60 eklemden biri belki. Ama o kadar çok konuşabiliyoruz ki tabii ki yani protez değiştirme gösterişleri diye bir uzun bir liste var yani neden değiştiriyoruz. Bu protezde gevşeme olabilir, enfeksiyona bağlı gevşemeler olabilir. Ama ancak tabii ki yani bir protez gevşedikten sonra yine dize özel protezler, revizyon protezler diyoruz biz buna. Şöyle hatta gösterebilirim size. Görüyorsunuz bu ilk protez. Bakıyorsunuz burada ne kadar kısa aslında. Yani eğer gevşeme bir problemi olursa burada kemik problemi onun yerine daha uzun destekli olan şurada görüyorsunuz revizyon protezler kullanabiliyoruz. Yani çok çeşitleri vardır. Hastaya özel olanlar da vardır. Yani daha doğrusu dediğimiz gibi yani bunları ölçüm yaptıktan sonra istediğimiz yani hastaya uygun yani şimdi son olarak hastaya uygun protezler daha çok modern protezler yani dediğim gibi çünkü her hastanın diz yapısı farklıdır yani. Evet. Yine bir programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Şunu ben gördüm. Buraya gelen tüm tıp medisin ustaları bize hep şunları anlattılar. Sağlıklı beslenin, sporunuzu, hareketinizi muhakkak yapın, stresten uzak durun ve o kötü alışkanlıklardan özellikle sigara ve alkolden muhakkak ve muhakkak uzak durun Tabii. dediler. Hep ortak bir mesaj verildi. Siz de bugün bu konunun uzmanı olarak bize bu Tabii. bilgileri sundunuz. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yani eklemek istediğim, kısaca toparlarsak, dediğimiz gibi yani insana bağlı faktörleri azaltmaya çalışacağız. Az öncesinde bahsettiğiniz gibi kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Günlük sporumuzu yapacağız. 30 dakika en azından tempolu yürüyüş çok önemlidir. Ondan sonra kilo almamaya çalışacağız. En azından bizim elimizde olan faktörlere dikkat edersek yani diş sorunlarımızı azaltmış oluruz. Seyircilerimiz de, ben de, hepimiz size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok İki programdır geldiniz, bizi aydınlattınız, çok güzel bilgiler sundunuz. Size tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlere diz hakkında, diz ağrıları ve diz protezleri hakkında bilgiler verdik. Konuğumuz kimdi? Sayın Doktor Tural Ahmet'ti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve size iyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın.